Hüseyin Bahbaş'ın, 1956 yılında Diyarbakır Lice'de dünyaya geldi. Günümüzde yaşayan en büyük uyuşturucu kaçakçılarındandır. Avrupalı Escobar olarak tanınmaktadır. PKK başta olmak üzere birçok terör örgütüyle bağlantısı olan Kürt kökenli Baybaşin aşiretinin reisidir. Ailesinin göç etmesi nedeniyle genç yaşlarda İstanbul'da yaşamaya başladı. Henüz 15 yaşındayken kaçak sigara satışı işine girdi. 1976 yılında üzerinde 11 kilogram uyuşturucu ile beraber yakalandı. Daha sonra medyaya yaptığı açıklamada uyuşturucu işine nasıl girdiğini şöyle dile getirdi: "Ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldim 1972 yılında. Okuyup ne yapacaksın? Ticaret yap. Bu işte çok para var." dediler. Kaçak sigara satmaya başladık. Sonra zaten arkası geldi. 1984'te İngiltere'de 6 kilogram uyuşturucuyla yakalandı ve 12 yıl hapse mahkum edildi. Burada 3 yıl tutulduktan sonra serbest bırakıldı ve akabinde Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi. 1989'da tahliye edildi. Tahliyeden hemen sonra suç örgütünün üye sayısını yükseltip bölgedeki uyuşturucu pazarının kontrolünü iyice eline aldı. 1980'li yılların sonuna doğru Avrupa'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri haline geldi. 1993 yılında Akdeniz'de batırılan kısmetin bir adlı uyuşturucu taşıyan geminin batırılmasından sonra Behçet Can Türk ile ortak iş yaptığı iddia edildi ama o dönemde yeterli kanıt toplanamadı. 1995'te katıldığı bir televizyon programında uyuşturucu kaçakçılığını Türk hükümetinin organize ettiğini iddia ederek devlet yetkililerine ağır hakaretlerde ve suçlamalarda bulundu. 1998 yılının Mart ayında Siyah Lale adıyla İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya ve Hollanda istihbaratı tarafından yürütülen uluslararası bir operasyonda yeğeni Giyasettin Baybaşin ile Hollanda'da yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Söz konusu yıllarda Türkiye'de idam cezası hala yürürlükte olduğu için Hollanda tarafından Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilmedi. Bu olaylardan sonra işlerin başına öz kardeşi Abdullah Baybaş'ın geçtiği 2014 yılında Türkiye'de Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosyası açılan ve MIT tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları sürerken, Hollanda'da yaşamını sürdürdüğü cezaevinden açıklama yapan Baybaş'ın, Türkiye'deki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılarından birinin Mehmet Ağar olduğunu söyledi ve birçok itirafta bulundu. 2014 yılında sürdürülen bu operasyonlarda eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, emekli yarbay Korku Teken ve birçok emekli özel harekat polisi gözaltına alınmıştı. Mehmet Ağar ayrıca 18 ayrı faili meçhul cinayet dosyası ile ilgili şüpheli konumundaydı. Baybaşı'nın ayrıca Türkiye'de yaptığı yasa dışı faaliyetlerde kendisine en çok yardımı dokunan kişinin Mehmet Ağar olduğunu iddia etti dünyanın en ünlü televizyon kanallarından biri olan BBC'nin yaptığı araştırmada servetinin 16 milyar dolar civarında olduğu tespit edildi. Baybaş'ın, uyuşturucudan kazandığı kara paralarla İngiltere'de birçok gayrimenkul satın aldı. Türkiye'nin tatil merkezi olarak bilinen şehirlerinde de lüks otelleri bulunuyor. Ayrıca inşaat, yatırım danışmanlığı, tekstil, otogalericilik, mobilyacılık, Restoran işletmeciliği ve bakım ürünleri gibi sektörlerde de ticari faaliyetleri olduğu biliniyor. Resmi kayıtlara göre iştigal ettiği bazı suçlar şu şekildedir. Uyuşturucu kaçakçılığı, cinayeti azmettirme, adam kaçırma.